Yani bizim açımızdan çok üzücü bir akşam oldu gerçekten. Yani beklemediğimiz bir spor. Karşılaşmadan önce çok dinamik bir takıma karşılaşacağımızı bekliyorduk. Bunun karşılığında da özellikle geçişe birinciden ikinci bölgeye geçerken tehlikeli olmamız gerekiyor. Bunu gayet başarılı olduk. Özellikle rakibin orada sahada defans arasındaki alanları öndeki oynayan üçlü oyuncumuzla değerlendirip oradan pozisyon üretmekte. Bunu da gayet başarılı olduk. Ama ondan sonraki esas başarılı olmamız gereken yerde maalesef geniş olduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Bu bizim adımıza gerçekten çok üzücü oldu. Yani kısacası 90 dakikaya değerlendirecek olursak rakibin pozisyonsuz 2-0 manevi maç kazandı. Bizim de 6-7 tane çok net pozisyonumuz var ama maalesef futbolda atamazsanız maç kazanma şansımız yok. Biz de son 2 haftadır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani geçen hafta girmiş olduğumuz pozisyonlar, hani bu hafta girmiş olduğumuz pozisyonlar çok cömertçe harcandı. Bu da bizim açımızda üzücü oldu açıkçası. Ki o da oyun iyi oynadığımız dönemde yani Furkan'ın kramp girmesi ve sağlık ekibini değiştirmemiz gerektiğini söylemesi. Çünkü devam etmiş olsaydı belki sakatlanacağı için yani bir yırtık oluşamayacağı için değiştirmek zorunda kaldık. Orta sahada biraz daha deneyimli arkadaşımızı oyun alarak da biraz daha kontrolü elimize geçirdik diye düşünmüştüm. Çünkü pozisyona girmekte çok açacağız. Sıkıntı yaşamıyorduk ama dediğim gibi çok üzücü. Yani rüzgar tamamen her anlamda karşımızda şu anda. Skor olsun, sahadaki idare olsun. Yani bu kadar sertliğe, yani bu kadar tolerans almak açıkçası şaşırttı beni. Yani diğer maçlar bizde, üstündeki karşılaşmalar bizde. Yani Süper Lig'de bizim gibi. Ne zaman hangi koşullarda verildiğini açıkçası artık kurallara göre değil, hakemlerin inisiyatifine göre verilmeye başladı. Biraz önce söylediğim gibi rüzgar tamamen şu anda Eskişehir'in karşısında. O rüzgarın yalnızca arkasına alması gerekiyor Eskişehir'in. Yani mağlup olursunuz, kötü oynarsınız. Yani o kadar insanın da tabii ki yani mağlubiyet insanı da üzüntü verir ama iyi oynadık da mağlub olduğu zaman bu insana daha çok üzüyor. Yani onda üzgünüm sürecim Eskişehir Spor'da çok iyi değerlendirmek zorunda. Ve bundan sonraki süreçlerde sadece maçlara konsantre olabilirse maçlarda da daha iyi sonuçlar alacaktır. Şimdi Eskişehir deplasmanı zor bir deplasman, şartları ne olursa olsun. Oyuncu kadrosu da kulüp için, kulüp bilen deneyimli oyuncular da genç oyuncular var ama bizden farklı bir durumu var. Eskişehir'de geçen sene kulüp gibi mevcut oyuncuları da test ettiler. Biz henüz o aşamadayız. Ve çok iyi bir ambiyans. Eskişehir'de de çok acayip bir ve zor bir deplasman oldu. 5 dakika itibariyle oyunu maalesef kontrol edemedik. Çok fazla silah Eskişehir Spor'da kaldı. Ön adamdan alalım bastılar, bastılarını kıramadık. Ve sürekli top kayıplarıyla Eskişehir'i oyuna hakim olmasını sağladı. İkinci yarı itibariyle biraz daha topa sahip olunca birinci iki bölgede Eskişehir'in ön adamdan bastılarını kırmaya başladık. Oyunu da iyi getirmeye başladık. İkinci yarıda 45 dakika 45 dakika arasında çok ciddi bir fark vardı. Ama bu benim için çok normal ve doğal. Bunu da bekliyorum çünkü benim oyuncularım. Henüz bu liga adaptasyon göstermek durumundalar. Geçen seneden elimize kalan 4 oyuncumuz da bu ligi aslında bilmiyor. Kolay şeyler olup olmuyor. Böyle baskılar yiyeceğiz. Biraz deneyim kazanacağız. Biraz oyunumuzu güçlendireceğiz. Böyle bölüm bölüm 45 olacak, 20 olacak, bazen 30 olacak. Ama çok şükür
maçta kazanıyoruz, oyuncu da kazanıyoruz. İnşallah soru da iyi olur. Sorusu var mı? Teşekkürler. Gerçekten.